Bugün aslında hepimizin az çok yaşadığı bir duruma değineceğiz. Bu da aslında duyduğumuz, okuduğumuz, hatta çok güçlü bir şekilde doğruluğuna inandığımız şeyleri unutuyoruz. Ve bir şey sanki bize onu unutturuyor gibi. O yüzden de aslında bütün kutsal metinler kendilerini hatırlatıcı olarak tanımlarlar. Kur'an mesela bir zikir olarak kendini tanımlıyor. Bu hatırlama, hatırlatan şey anlamına geliyor. Aslında bu neye işaret ediyor? Unutuyoruz. Yani hatırlamanın zıttı nedir? Unutmaktır. Mesela birine deriz ki, hani bunu unuttun mu? Bak sana hatırlatayım. Hatırlamak aslında aynı zamanda şuna da işaret ediyor. Bu da önemli bir aslında bize müjde. Aslında bir şey hatırlatılıyorsa demek ki sen onu biliyorsun aslında. Hani derinde senin varlığında hatırlatılan şeye dair bir bilgi var. Bu da bizim için aslında çok önemli bir değer. Yani dolayısıyla aslında buradan şunu anlayabiliriz. İşte Kur'an olsun, kamil insanların yaklaşımları, tavsiyeleri, ifadeleri olsun, en başta kutsal metinler aslında bize bir şeyi hatırlatıyorlar. En derinde bize hatırlatılan bir şey var. Bu demektir ki aslında sen en derinde bunu biliyorsun. Hani buna bazen bazı bilgeler bu bilinç dışı kavramını irdelerken buna kutsal bilinç dışı diyorlar. Yani bizde o spiritüel varlığımıza, o ruhsal varlığımıza, özümüze dair şu anda bilincimizde olmasa bile, yani bilincimizin dışında kalmış gibi görünse bile var olan bir şey var. Bu senin kutsal bilinç dışındır. Hani modern psikolojiyi okuyanlar az çok bilir. Bir kişisel bilinç dışından bahsedilir. Bunu daha çok Freud bahseder. Bir de Jung'un kolektif bilinç dışı dediği, daha böyle toplumsal bir nevi bilinç dışımız. Bütün insanlığın psikolojik düzeydeki bir nevi kolektif hafızası gibi bir bilinç dışından bahsedilir. Kadim öğretiler buna daha önemli bir katkıda bulunur ve kutsal bilinç dışı. Hatta bazı kutsal metinlerde şu var. Yani insan nefsi bir şeyi reddetse bile aslında içinde buna dair bir bilgelik vardır. Ama ego orada devreye girer ve reddeder. Hatta bazen bunun küçük yansımalarını psikolojik düzeyde de bazen şey yapıyoruz. İşte bazen diyoruz ki ya aslında doğru söylüyor ama işte inat nedeniyle veya işte başka nedenlerle, bazen kibir nedeniyle, bazen korkaklık nedeniyle, bazen kendimizi yetersiz hissetmemiz nedeniyle ben bunu kabul etmiyorum diyor. Çünkü kabul etsek bize zor gelen bir değişimin içine gireceğiz. Ama onu da göze alamıyoruz, korkuyoruz. Hatta yapamayacağımızı zannediyoruz. Diyoruz ki ben sana inanmıyorum. Ben bir insanın hiç kimse sevmese de, hiç kimse ona değerlisin demese de yaşayabileceğine inanmıyorum. Aslında niye inanmıyorum? Çünkü yapamayacağımı zannediyorum. Bana sanki yapamayacakmışım gibi geliyor. Ama bir yerden de böyle bir bakarken ya evet yani hiç kimse seni sevdiğini söylemese de, sana değerli olduğunu söylemese de ya aslında sen varsın yani. Bir taraftan da bir bilincimizin bir yanı bize ya aslında insanlardan bağımsız olarak varsın sen. Varlığın ve değerin insanlara bağlı değil aslında diyen ama o anda çok zayıf gibi kalan. Ama bütün de aslında yok diyemeyeceğimiz bir şeyi hissederiz. Ama ne olur? O ağır basana odaklanırız ve o ağır basan şey
sanki daha gerçekmiş gibi görünür. İşte bu noktada aslında biz şunu görmeliyiz. Konumuzun başına dönelim. Unutmaktan ve hatırlamaktan bahsettik. Aslında bizde bir oluşmuş olan bir beden ve psikolojik mekanizmanın içinde oluşmuş olan kalıplaşmış bir şey var. Bu işte küçük yaşlardan itibaren o psikolojik mekanizmanın işte mizacımıza, yaşadığımız olaylara, içinde bulunduğumuz topluma, kültüre, sosyal dokuya, yaşadığımız olayların bizde meydana getirdiği algılara, yargılara bağlı olarak bir kalıp oluşuyor. Bu işte düşünce dünyamızda bir kalıp oluşturuyor, duygu dünyamızda bir kalıp oluşturuyor, eylem tarafımızda, hareket tarafımızda, davranış tarzımızda bir kalıp oluşturuyor. Ve biz bir zaman sonra bu kalıbı kendimiz olarak algılıyoruz. Hani o Temel'in meşhur fıkrasında olduğu gibi, hani doktora gidecek, biraz aşırı ve sağlıksız besleniyor. Ama o beslenme tarzına o kadar alışık ki doktorun dediklerini yemekten sonra mı yiyeceğim, yemekten önce mi yiyeceğim diye soruyor. Aslında bu çok anlamlı bir şey aslında. Yani bizde de böyle bir taraf var. Yani sanki bende bir kalıp var, bir ben varım. Biri de bana bir konuda tavsiyede bulunuyor. İşte o tavsiyeleri de yerine getirmeye çalışıyorum. Fena da değil o tavsiyeler gibi. Ama bendeki kalıbı görmüyorum. O kalıbın farkında bile değilim. O sanki benim hani temel hani şey gibi diyelim ki bir ev düşünün. Evin zemininde diyelim ki işte halı var. O halının altında bir şey var. Taş döşeme var. İnce bir taş döşeme var veya bir marley var veya başka bir ahşap döşeme var. Ama ben onu zemin olarak kabul ediyorum. Hadi halıyı kaldırıyorum. Halı biraz hareketli gibi duruyor. Kaldırıyorum ama diğeri böyle sağlam duruyor yani. Diyelim ki bir ince bir taş kaplama yapmışım veya bir ahşap laminant parke yapılmış ama hani şey gibi duruyor, zemin gibi duruyor. Ve sen o zeminden hiç şüphelenmiyorsun. Mesela bu bazen böyle olumlu gibi görünen davranış ve tutumlarımız, düşüncelerimiz, duygularımız içinde olabiliyor. Olumsuz gibi görünen de olabiliyor. Mesela diyelim ki işte olumsuz görünen nedir? Ya işte ben tembelim. Ben dikkatsizim. İşte ben beceriksizim. Ben hiçbir şeyi doğru düşünemem gibi olumsuz kalıplar da olabiliyor. Bazen de böyle olumlu gibi görünen ama aslında hayatın gerçekliğiyle tam örtüşmeyen kalıplar da olabiliyor. İşte ben çok sevgi doluyum ama insanlar çok acımasız gibi. İşte ben çok samimiyim ama insanlar çok samimiyetsiz. O yüzden de bir türlü kendimi rahat hissedemiyorum. Ve öyle bir şey oluyor ki sanki senin kendini rahat hissetmen için insanların sana karşı samimi davranmaları lazım. Bundan hiç şüphe etmiyorsun. Yani samimi davranmasalar bile sen rahat ve huzurlu olamaz mısın? Bu o kalıba hiç düşünülesi bir şey gibi gelmiyor. Ve o kalıptan hiç şüphe etmiyorsun. Hiç şüphe etmediğin için de aslında senin üzerinde hakimiyet kuran bir şeye dönüşüyor bu. Ama sen onu böyle benim üzerimde hakimiyet kuruyor diye gibi algılamıyorsun. Onu kendin olarak algılıyorsun. Yetersizim diyorsun ve o sana hakimiyet kuruyor. Bir şey yapacaksın, oradan diyor ki sen yetersizsin, beceremezsin, bırak. Yüzüne gözüne bulaştıracaksın, bırak. Mecbur değilsen uğraşma, yapamazsın. Yapamayıp bir de rezil mi olacaksın? Şimdi niye İslam'da nefsi emmare diye bir tabir kullanılmış? Aslında bu Kur'ani bir tabirdir. Sadece tasavvufa
özgü bir şey değil. Emir veren. Evet, emreden nefs demek yani. Emreden benlik demek. Daha Türkçeleştirirsek yani emreden benlik. Peki bu emreden benlik nereden çıkıyor? Aslında o fıtri olmayan kalıplardan çıkıyor. Fıtri olmayan bir kısım kalıplar bizde ben olarak algılanmaya başlıyor. Ben olarak algılamaya başlayınca sen onu tatbik ediyorsun. Düşünce olarak onu tatbik ediyorsun. Davranış olarak onu tatbik ediyorsun. Duygu olarak onu tatbik ediyorsun. İşte biri beni eleştirdiğinde ne yapayım? Çok üzülüyorum. Şimdi ben desem ki bu nefsi emmaredir. Yani sanki öyle değil. Yani nedir nefsi emmare deyince? İşte hırsızlık, arsızlık, işte hakaret etmek, işte nefret etmek, zulmetmek, işte kötülük yapmak. Biz nefsi emmare diye sadece bunlara deniyor zannediyoruz. Halbuki senin eleştiren birine karşı duyduğun üzüntü ve bu üzüntüyle ayrışamaman ve sanki biri eleştirdi mi insan üzülür yani. Hani üzülüyorsun, ister istemez üzülüyorsun deyip ne yapıyorsun aslında? O kalıbı doğal kabul ediyorsun ve aslında o kalıp sana emrediyor. Eleştiriyor, seni sevmiyor veya işte seni çekemiyor veya eleştiriyor, seni ötekileştiriyor, seni dışlıyor, seni sevmiyor. Sevseydi eleştirmezdi, o zaman sevmiyor deyip ne yapıyorsun aslında? O benliğin yani o düşüncenin, o duygunun emrinde hareket ediyorsun. İşte biz o yüzden buna nefsi emmare demişiz geleneğimizde. Yani bir şey sana kendin gibi geliyor ve o sana emrediyor tırnak içinde. Ama sen hiç o kendin gibi algıladığın için ondan hiç şüphe etmiyorsun. Biri seni eleştiriyor. Diyelim ki senin nefsi emmaren eleştiriye karşı öfke duyuyor. Sen kimsin beni eleştirecek diye bir kalıp işliyor. Bunu kim yapıyor? Öyle nefsi emmare diyorsun. Ya ne nefsi emmare? Bu benim ya diyor. Bu benim. Aslında o işte emreden benlik. Çünkü onda öyle bir kalıp oluşur. Bak seni biri eleştirdi mi hemen reaksiyon ver. Yoksa tepene biner. Yoksa seni ezer. Belki çocukluğunda ebeveynin seni eleştirdi ve sen ona karşı mizacın nedeniyle de reaksiyon verdin. Önce vermedin, daha üstüne gelince diyelim ki tip 8'sin veya tip 1'sin veya başka bir tip de olabilirsin. Orada eleştiriye karşı direnç koymazsan, kendini hemen savunmazsan, hatta saldırmazsan senin üzerine daha çok gelirler. Ve bunu bakın ya içinde öyle bir şey, böyle bir şey var bana emrediyor falan diye algılamıyorsun. Bu normal bir şey tabii ki diyorsun. Tabii ki diyorsun biri seni eleştirirse öyle sakin sakin dinlersen hele ona haklı olsa bile birazcık hak verirsen senin tepene biner. O zaman ne yapacaksın? Karşı koyacaksın. Yok öyle bir şey diyeceksin. Hatta benim böyle bir arkadaşım vardı. Mizacını söylemeyeyim. İşte biri beni eleştirince ben sürekli inkar ederdim. Böyle bir şey yok. Sana öyle geliyor. Sen öylesin aslında diye hemen itiraz ederim. O anda diyor kimse bana haklı olsa bile bir şeyi kabul ettirmez. Kendini bu şekilde savunabileceğine inanıyor. Çünkü eğer dedim kabullenirsen ne olur diyorum. Diyor kendimi diyor çok ezik, çok yetersiz, beceriksiz, birilerinin küçümsediği biri gibi hissediyorum. Bunu hissetmek de istemiyorum. O zaman ne yapıyorum? İnkar ediyorum. Yok öyle bir şey diyorum. Peki şimdi bunu diyen kim? Sanki işte o kişi diyoruz. Yani nerede nefsi? Emreden nefs. Nerede emreden nefs? Öyle bir şey yok gibi gözüküyor. Neden öyle bir şey yok gibi gözüküyor? Çünkü onu kendin gibi kendin olarak algılıyorsun onu. Kendin olarak algıladığın için aslında onun sana emrettiğini göremiyorsun. Hiç ne alakası var? Hatta benim bir arkadaş var. Derdim ki bak sen de şu
niteliklerde bir nefs-i emmare var. Yo, hiç bana kimse emredemez. Ben kendim istiyorum diye savunurdu onu. İşte o yüzden nefs-i emmareyi görmek zordur. Neden? Çünkü onunla özdeşsin ya. Kendini o zannediyorsun. O düşüncelere sahip olan, o düşünceleri düşünen benim, o duyguları hisseden benim, o duygular benim tırnak içinde özgür irademle hissediliyor. O davranışları sergileyen benim gibi bir yerden bakıyorsun. Öyle bakınca nerede emreden? Hani derler ya, en mükemmel şekilde insanları yönetmek istiyorsanız böyle onlara bir şeyi zorla, baskıyla, tahakküm ederek değil yani. O biraz zor bir süreç. Tamam, gücün varsa ezersin, tahakküm edersin ama en iyisi yaptırmak istediğin şeyleri onların kendi istekleriymiş gibi hissettirmen. Ben bunu istiyorum dedirtmen. Öyle yapabilirsen çok ucuza bu işi kurtarırsın. Öyle tahakküm etmeye, polis zoruna, asker baskısına gerek yok. O isteyecek. Ya ben şimdi bundan 30 sene evvel deseydim ki arkadaşlar, bundan sonra herkes işte kulağına ne diyorlar, işte piercing takacak, işte göbeğine takacak, kulağına takacak, kaşlarına takacak falan filan deseydim, ne münasebet ya falan denilirdi değil mi? Hele biraz zorlasaydım, gücüm olsa biraz etkili olurdum ama herkes de şu olurdu. Bu baskıdan kurtulunca asla bunu yapmayacağız. Ama bakıyorsunuz şimdi öyle bir şekilde özendirmişler tırnak içinde. Öyle bir şekilde içselleştiriyorlar ki bunu bazen bir artistin, tırnak içinde bir sanatçının, tırnak içinde meşhur birinin, bir YouTuber'ın, tırnak içinde bir influencer'ın, neyse bunlar artık hepiniz biliyorsunuz. Bak ne güzel influencer, yani seni etkileyen biri aslında. Anlatabildim. Grip virüsünün de adı influenza'dır. Anlatabildim. Yani seni öyle bir etkiliyor ki sen onu kendi arzun zannediyorsun. Mesela tırnak içinde çok böyle popüler, işte yakışıklı, etkili bir erkek bir figür üzerinden binlerce erkeği etkileyebilirsin değil mi? Onun saçı gibi insanlar saçlarını uzatır. İşte onun yaptığı dövme gibi dövme yapar. Onun gibi giyinir. Tırnak içinde onun gibi trip atar. Onun gibi bir harekette bulunur. Değil mi? Bir zaman neydi unuttum, çok meşhur bir diziydi. Yıllarca devam etti böyle. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi. İşte oradaki başroldeki adam gibi böyle yürüyüş tarzı vardı. Böyle omuzun bir tane omuz daha yukarıda. Yani böyle gençler vardı. Veya işte böyle onun gibi uzun pardesü giymek falan filan böyle. Aslında ne yapıyorsun sen orada? Bir şeyi içselleştiriyorsun. Yani kişinin psikolojik bünyesine zerk ediyorsun. Hani Matrix'te var ya, böyle beynin arkasında böyle bir düzenek var. Bir şeyi sokuyorlar falan, başka bir yerlere gidiyor. Aslında ne yapıyorsun? Tıpkı buna benzer bir şekilde ama hiçbir fiziksel bir şey yok yani. Tamamen psikolojik bir etkileşimle karşındakine aslında diyorsun ki bak böyle giyin, böyle davran, böyle konuş, böyle hareket et. Veya işte bir kadın üzerinden veya bir genç kız üzerinden veya işte böyle genç bir müzik topluluğu üzerinden bugün 12, 13, 14, 15, 20 yaşlarında genç kızlar nasıl etkileniyorlar değil mi? Mesela bunu bir araştırıp inceleseniz çok daha gerçekten hayret verici, bazen dehşet verici sonuçlara gidebiliriz. Peki bu neyle yapılıyor? Mesela birileri onlara baskı mı yapıyor? Hatta diyorsun ki niye yaptın? Mesela niye piercing takıyorsun? Canım istiyor diyor. Anlatabildim. Veya niye yırtık pantolon giyiyorsun? Canım istiyor. Hakikaten doğru, canı istiyor. Ama bu nasıl oluşmuş hiç düşündün mü? Yani senin canın
Niye istedi böyle bir şeyi? Hiç düşündün mü mesela? Bunun üzerinde hiç bir değerlendirme yaptın mı? İlk nerede gördün? Nasıl etkilendin? Zihninden ne geçti? İşte ben de onun gibi olacağım falanın ne zaman dedin? Nasıl gelişti bu süreç? Biraz dikkat etse aslında bir insan, hani tırnak içinde söylüyorum, Zoka'yı nerede yuttuğunu belki hatırlayabilir. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Aslında biz nefsi emmare dediğimiz şeyi bu yüzden göremiyoruz. Çünkü onu kendimiz olarak tanımlıyoruz. Üzülen benim, alınan benim, öfkelenen benim, bu böyle olacak diyen benim, bu böyle olmayacak diyen benim, toplum düzelmeli deyip öfkelenen benim, toplum düzelmediğinde Hazreti Yunus gibi kızıp bunlardan adam olmaz diyen de benim. Niye Allah Hazreti Yunus'a tırnak içinde bir hatırlatmada bulundu? Çünkü o dedi bir nefse emmaredir. Oraya dikkat et. Niye topluma kızdın? Niye kızıp terk ettin? Yani niye kızdın? Aslında orada mevzu toplumu terk etmek değil. Biz daha çok oraya bakıyoruz. Halbuki orada o toplumu terk etmesine sebep olan şey, o duygusu kızdı toplumuna. Dedi ki yani ben bunca yıl sizin içinizdeyim. Bu kadar zaman size örnek olmaya çalıştım. Bu kadar zaman size tırnak içinde günümüz tabirle rol model olmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım. Kendimi düşünmedim. Sizden bir menfaat beklemedim. Bir çıkar gözetmedim. Ama siz anlamıyorsunuz. Siz dinlemiyorsunuz. Siz onaylamıyorsunuz. Deyip kızdı. Bakın bir toplumu terk de edebilirsiniz. Böyle bakarsınız olmuyordur. Dersiniz ki bu onların süreci bırakabilirsiniz. Oradaki temel problemi anlayabiliyor musunuz? Kızdı orada yani. Halbuki kızgınlık göstermeni gerektirecek bir durum yok ya. Sen orada onlarla savaşmıyorsun ki hadi bir savaş ortamı biraz kızgınlık veya öfke oluşsun. Muhatap olduğun, tebliğ ettiğin toplum anlamıyor. Hatta seni aptallıkla suçluyor. Tabi bazen ego şey der, ya tamam kabul etmiyorsunuz da biraz saygı gösterin yani. Ama işte onunla alay da etmişler, dışlamaya da çalışmışlar gibi bir sürü hikaye var. Ama bakın dikkat edin, Hz. Muhammed 12-13 yıl Mekke'de peygamberlik dönemi olarak söylüyoruz. Kalıyor. Bir kızgınlık emaresi yok. Bu o toplumu onaylıyor anlamına gelmiyor. Ama bir kızgınlık yok. O fıtratına göre davranıyor, fıtratına göre konuşuyor, fıtratına göre kendisine tabi olanlara yol gösteriyor. Ve yine fıtratına göre kendisine muhalefet edenlere mukabelede bulunuyor. Ama neye göre? Fıtratına göre. Şunu demiyor, ya insanı da çok kızdırıyorlar. Demiyor. Ve işte bunlar beni çok üzüyorlar. Demiyor. Ve işte ben onlara ne yaptım ki? Kötülük mü yaptım? Bunlar beni tanımıyorlar mı? Yani beni bunca yıl işte emin biri, güvenilir biri dediler. Birçok noktada hakem tayin ettiler. Hiçbir zaman yalan söylediğimi görmediler, duymadılar. Hiçbir zaman yalan söylemedim. Ya işte şimdi mi yalan söyleyeceğim? Bunlar ne biçim insanlar falan gibi bir hikaye yok yani. Evet. O zaman bunu Peygamber Efendimiz başından beri hiç özdeşleşmediği için korunmuş vaziyette değil mi? O şeylerle, o egosuyla hiç özdeşleşmemiş yani. Başından beri korunmuş, Allah onu o şekilde Şunu düşündüm. Buna dair cevabın bize bir faydası var mı diye baktım. Aslında bize bir faydası var mı? Pek yok aslında. Muhtemelen öyle de olabilir ama bunun bize bakan bir şeyi yok. Çünkü bunun altından ego şu an aklıma geliyor. Ego şunu da çıkarabilir.
Ya o başından beri korunmuş yani. Arınmış Yani arınmış zaten. zaten. Dolayısıyla hani çok bize hitap etmiyor. Yani tırnak içinde o kuş cinsinden bir sürüngen cinsindeniz. Doğan kuş güzel de yani. Hani bir kertenkele bir kuşa bakar ama bir kuş gibi de hareket edemez gibi bir tuzağa bizi düşürmemeli. Çünkü biz bu tuzağa çok düşüyoruz. Şunu söyleyebiliriz geleceğim. Peygamber o anlamda tırnak içinde söylüyorum böyle hani korunmamıştır bu anlamda. Yani böyle ne diyelim? Yani şöyle bir örnek kullanalım. Yani öyle bir örnek olsun diye söylüyorum. Yani öyle bir bedene sahip değil ki hiçbir zaman diyelim ki işte grip olmaz, nezle olmaz, başı ağrımaz, şu olmaz. Neden? Çünkü onun bedeni hastalıklara karşı korunmuş vaziyetteydi. Mesela böyle bir şey gibi değil peygamberin durumu. Anlatabildim mi? Fakat güçlü bir farkındalık var. Ha, ne yönde bir korunmuşluk var? Yanlış yapma durumu kendi içinde olduğunda veya davranışına yansıma durumu olduğunda Allah onu uyarıyordu. Bunun nedeni örnek olması gereken bir ümmet var. Ama şu yok yani. Ben seni her türlü yanlış düşünceden, duygudan, davranıştan koruyacağım. Zaten istesen de yapamazsın. İstesen de yapamayacaksın. Böyle bir şey yok. Böyle bir koruma yok bu anlamda. O zaman onun içinde böyle o vicdan mekanizması çok gelişmiş vaziyette değil mi? Bu anlamak adına soruyorum. Fıtratına en yakın hal. Yani o fıtratın en doğal halini yaşıyor aslında. Yani fıtratının dilini çok iyi duyan, fıtratının değerlerine tam olarak uyumlu bir durumda. Bu şekilde ifade edebiliriz. Bu anlamda. Evet. Zaten çocuğunun öldüğünde ağladığı olay da var. Çocuğu öldüğünde vaz ettiğinde ağlıyor, gözünden yaşlar geliyor. Evet. YouTube'daki ses kayıtlarında ondan bahsetmiştiniz. Evet. O aklıma geldi. Evet. Sizin hani eğer kurulmuş olsaydı gözyaşları süzülmezdi yani. Öyle mi diye anlattık yok şöyle mi Yok, öyle anlattık? Ha, anlatmadım. şöyle anlattık. Dedik ki aslında orada da fıtratın bir yansıması Nasıl var. insan Hani kavramı? fıtrattan bahsediyoruz. Ben olabildiğince insan kavramını o yüzden bazen kullanmıyorum. Çünkü insan kavramı çok farklı algılanıyor işte. Ne yapayım insanım, ne yapayım insanım gibi. Fıtratında bir insan olarak bir ebeveyn, fıtratında bir ebeveyn olarak çocuğun vefat ettiğinde nasıl davranırsın? Sende ne olur? Ne oluyor? Geçici bir ayrılığın hüznüyle gözü yaşarıyor. Ama böyle bir vaveyla koparmıyor, çökmüyor. İşte hayat benim için bitti. İşte ben ne yapacağım? İşte niye öldü? Ölmemeliydi falan gibi bir hikaye yok. Ama geçici bir ayrılığın hüznüyle gözü yaşarıyor. Buna yine bağlı olarak geçici bir ayrılığın hüznü oluşuyor kalbinde ama hiçbir tepkisellik, öfke, kızgınlık, üzüntü, acı ve kederin içine gömülme gibi bir durum söz konusu değil. Aslında orada gösterilen şey fıtri olarak bir ebeveynin bile çocuğunun ölümüne yaklaşımı. Aslında orada hani kendi çocuğu olarak da görmüyor. O Rabbine ait. Ve Rabbi onu bir süre emanet etmişti ve o emaneti alıyor. Ama işte onunla bir vakit geçirmişsin. Onun getirdiği bir ünsiyet var, bir yakınlık var. Ve artık o fiziksel yakınlığı veya dünya hayatındaki zahiri yakınlığı yaşayamayacaksın. Dolayısıyla geçici bir ayrılığın bir hüznü ve o hüzne bağlı bir gözyaşı var. Ama o duygunun içine gömülmek var mı? Yok. O duyguyu yaşıyorum ama o duygunun içine gömülmüyorum. Anlık diyebilirim belki. Yani
içine gömülmeden o duyguyu yaşamak. İlla süre olarak önemli değil. Yani o duygunun içinde kaybolmadan yaşamak. Bu üzüntü de olabilir bazen. Bir başka duygu da olabilir. O duygudan ibaret olmadığını bilerek, olmadığının bilinciyle. Yani bir mesela bazı insanlar görürsünüz böyle bir korkuya bir kapılmışlardır. Her şeye korkuyla bakar. O nedir? Sen korku duygusunun içinde kaybolmuşsun. Öbürü öyle bir üzgündür ki üzüntü duygusunun içinde kaybolmuştur. Hani hep örnek veririm. Diyelim ki bir çocuk diyelim ki çikolata veya şeker istedi, almadın. Öyle bir ağlar ki bazı çocuklar, yani o duygunun içine gömülüverir. O an dersin ki ya bak şimdi eve gideceğim, gitmiyorum, eve gitmiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hatta bazen çocuklarda bile görüyorum, ölmek istiyorum, yaşamak istemiyorum, sen benim annem babam değilsin. Öyle bir haldedir ki aslında şunu hisseder bir ebeveyn o durumda. Ya bu çocuk o duygunun içine gömüldü yani. Onun içinde kayboldu. Onun içinde öldü yani. Artık o çocuk o anda aklı yok, bilinci yok, farkındalığı yok, neyin ne olduğuna dair ayırt etme kabiliyeti yok. O duygunun içinde kayboldu. İşte bu dikkat etmemiz gereken bir şey. İşte peygamberde bunu görmüyoruz. Hiç görmüyoruz. Ama ne var? Bir duyguyu doğal olarak yaşama. Bazen hüzün olur, bazen gözler yaşarır. Ama bakın, hüzün de iki çeşittir. Bir şeyi ebediyen kaybetmenin bir hüznü vardır. Bir de geçici olarak bir ayrılığın getirdiği bir hüzün vardır. O yüzden böyle hüznü de örneğin böyle tek bir kaleme indirgeyemeyiz. Mesela örneğin peygamber hicret ettiğinde Hazreti Ebu Bekir'le müşrikler onları takip ediyorlar. Onlar da bir küçük mağaraya sığınıyorlar. Ve orada Hazreti Ebu Bekir peygamberin müşrikler tarafından yakalanıp ona zarar verileceğini ve öldürüleceğini düşünerek hüzünlenir. Orada ayet ne diyor? La tahzan, hüzünlenme. İnnallâhe me'anâ. Allah bizimledir. Yani tabii ki tedbirli ol, bu ayrı bir şeydir. Ama ya işte yakalanırsak, müşrikler bizi yakalarsa her şey bitti. Bak öyle dersen bu çok yanlış olur. Her şey bitti mesela. Biz günümüzde böyle günlük dilde çok kullanıyoruz bu tarz şeyleri. Bir şey olacak, her şey bitti gibi oluyor. Atıyorum bir sınava girdin, kazanamadın. Sanki böyle her şey bitti. Bir hastalık oluyor, bir şey oluyor, her şey bitti. Ya ölürken bile her şey bitmiyor ya. Sen dünyadaki hangi olay için böyle her şey bitti, ben bittim. Nasıl sen bitebilirsin ya? Diyelim ki bir ilişkin bittiğinde nasıl sen bitebilirsin? Veya bir işin yolunda gitmediğinde sen nasıl her şey bitti diyebilirsin? Bir deprem oldu, evin yıkıldı, nasıl her şey bitti diyebilirsin? Çok yanlış bir şey ama işte o içinizdeki sahte benlikler öyle hissedebiliyor. Şimdi bu nedir? Bu mesela bu nefsi emmaredir. Niye nefsi emmaredir? Çünkü bak bir şeyle sen özdeşleşmişsin ve o özdeşleştiğin duygu, düşünce sana böyle diyor ve sen de bunu kabul ediyorsun. Ama bu senin fıtratına aykırı olan bir şey. Dolayısıyla aslında senin fıtratına rağmen sana bir şeyi dayatıyor aslında. Ama o dayatmayı sen neden hissetmiyorsun peki? Hani insana desek ki bak sende nefse emmare var, o sana dayatmada bulunuyor. O insan diyecek ki ne dayatması ya, bana hiç dayatan bir şey yok.
Ben öyle hissediyorum, ben öyle düşünüyorum, ben böyle davranmayı tercih ediyorum. Ama hakikatte nedir? O şey sende bir kalıba dönmüş, o düşünce, duygu ve davranış kalıbını kendinin düşünce, duygu ve davranışı olarak algılıyorsun. Ama o aslında senin fıtratını örten ve fıtratına rağmen sana tahakküm eden. Ama sen onunla özdeşleştiğin, yani onu kendi düşünce, duygu ve davranışın kabul ettiğin için de o tahakkümü fark etmediğin bir durum yaşıyorsun. Arabayı çözdüm o zaman. O zaman fıtratımızı Evet, güzel soru. bilirsek Fıtratımızı nasıl bileceğiz? Ama bu yani çok önemli bir ben eve şey. gidince Google'dan bakacağım da sizin başka bir Evet. şeyiniz varsa. Yani bu illüzyonu, bu tahakkümü fark etmek çok önemli bir şey. O yüzden hani işte nefsi emmaresini bilen ona aldanmamaya çalışır. Ama ben nefsi emmare olduğunu algılamıyorum ki. Onu kendim, ya benim doğal halim bu diyorum. Ben doğal olarak böyleyim diyorum. Hiç şüphe etmiyorum ondan. O yüzden manevi geleneklerde şöyle denir. Bir şeyin tersini, aksini yap. Mesela çok özdeş olduğun. Aksini yapmaya çalış. Bir bakacaksın ki yapamıyorsun. Kolay yapamıyor. Yani hemen yani diyorsun ya ben böyle bilinçli olarak yapıyorum. Tamam o zaman bir hafta yapma. Diyelim ki ben bilinçli olarak öfkeleniyorum. Ben bilinçli olarak kızıyorum. Ben neye kızdığımı biliyorum, kızdığımın da farkındayım. Bilinçli olarak kızıyorum. Tamam, senden bir şey rica edeceğiz. Hani senin için büyük bir kayıp da değil. Hani böyle ekonomik, maddi veya canına zarar gelecek bir şey de önermiyoruz. Bir hafta kimseye kızma. Bak bakalım yapabiliyor musun? Yapamayacağını göreceksin. İşte o zaman Allah Allah ya içeride bir şey kızıyor ve ben ona kolayca söz geçiremiyorum aslında o kadar. Veya hani söz geçirmeye çalışırken bir mücadele ediyorum. Ha işte bak şimdi nefsi emmare ne demek anladın mı? Mesela işte ya ben alınıyorum. Çok alıngan biriyim. İşte hak ettiğim anlayışı, samimiyeti, dürüstlüğü, onayı, sevgiyi, takdiri göremediğimde alınıyorum. Alınmayı da doğru buluyorum. Tamam, ya bunu sen mi yapıyorsun? Bunu sen bilinçli olarak mı yapıyorsun? Tercih olarak, irade olarak, bunun bilincinde olarak mı bunu yapıyorsun? Evet diyor kişi. Tamam, o zaman bir hafta hiç kimseye alınma bakalım. Bir dene yani. Yapabilecek misin? Yapamayacaksın. O beklemediğin durumlar olunca içinde bir alınganlık oluşacak. Ve alınmayayım desem bile içeride o seni sürekli dürtecek ve sana çok mantıklı argümanlar da sunacak. Bak bu sefer onu savunmaya başlayacaksın. Bununla ilgili de bilgeler şu cümleyi söylerler. Nefsi emmareni bir avukat gibi savunma. Atıyorum, öfkeliyim, haklıyım. Alınıyorum, haklıyım. Kızıyorum, haklıyım. Çünkü nefsi emmare tırnak içinde söylüyorum. Aptal da değil yani. Hani böyle çok aptal bir mekanizma değil. Bazen çok aptal tarafları da var ama hani böyle tam aptal bir mekanizma da değil, kendince argümanları var. Haksız mıyım diyor. Böyle bir tanıdığım bir arkadaş var, böyle çok yakınından çok çok büyük bir darbe yemiş. Ve hani ne biçim bir dünyada yaşıyorum, hani intihar etmeyi düşünüyor. Ama şunu söylüyor, diyor ki İşte falanın bana yaptığının nedenini veyahut da ya işte ben ne yaptım ki ona bunu yapıyor bana. Bunun diyor cevabını versem rahatlayacağım diyor. Diyeceğim ki yani ben de bunu yaptım.
Ama diyor bulamıyorum diyor. Hani onun böyle yapmasını haklı kılacak ne yaptım? Diyor bulamayınca diyor intihardan başka bir yol görmedim. Çünkü bulsam diyor ufak bir emare bulsam diyeceğim ki ya sen de bunu yapmıştın. Yani onun yaptığı çok ağır bir şey ama yani sen de bunu yapıp onun damarına basmıştın desem kafam biraz rahatlayacak yani. Ama bulamadım diyor. Bulamadım ve intihar edeceğim. Şimdi bakın çok mantıklı bir argüman gibi değil mi? Hani bulsam öyle bir neden diyeceğim ki ya ben de bunu yaptım. Hani mesela işte Hazreti Yusuf diyelim. Hazreti Yusuf da dese ki ya ben böyle babama çok böyle tatlılık yapıyordum. Beni daha çok sevsin istiyordum. E ben de yani biraz abartıya kaçtım. E kardeşlerim de kıskançlık duydular, haset ettiler. Yani tamam yanlış yaptılar ama benim de yaptığım o kadar doğru değil diye hani kendince bir makul sebep bulsa bazen o nefsi emmare kendince bir nedene bağlayıp oradan bir şekilde devam edebilir. Ama mesela bulamayınca ne oluyor? Çünkü olmaz diyor yani. Hani nefsi emmarenin de bir tırnak içinde aklı mantığı var. Nefsi emmarenin de bir duygu dünyası var. Nefsi emmarenin de kendine göre bir şeyi argümanlarla daha böyle doğruymuş, gerçekmiş diye sunma eğilimi var. O yüzden böyle nefsi emmareyi hafife almayın. Hani fark edince hemen şey yapacağız değil. Fark ediyorsun ama diyor tamam da seni ezerler. Atıyorum işte eleştirildiğinde haklısın desen o onu hep kullanacak. Veya başka bir şey. İşte sen biraz sakin yaklaşırsan seni ezik görecek. Bir sürü hikaye sana anlatır. Ve sen farkında değilsen hepsine böyle çok tatlı bir şekilde inanırsın. Haksız mıyım? falan demeye başlarsın. Her türlü haksızsın aslında. Tırnak içinde söylüyorum. Yani şu anlamda haksızsın. Güzel toparlamam lazım. Yani ne anlamda haksızız? Olaya o nefsi emmarenin perspektifinden bakmamız nedeniyle haksızız. Yoksa karşındaki insan objektif olarak haksızlık yapmış olabilir. Senin hiç hak etmediğin bir davranışta bulunabilir. Ama sen de bu nefsi emmarenin penceresinden bakarak aslında haksızlık yapıyorsun. Peki kime karşı aslında haksızlık yapıyorsun? Kendine karşı haksızlık yapıyorsun. Bırak başkalarına haksızlığı. Belki hadi hiç başkalarına hiçbir haksızlığın olmasın. Nefsi emmarenin bu yaklaşımına onay verdiğin için, nefsi emmarenin bu yaklaşımını onayladığın için kendine karşı haksızsın. Bunu daha çok insanoğlu şöyle yapıyor hocam. Birisine iyilik yaptığını sanıyor. O olur yani. O da ona bir şey yaptığında tamam artık. Yani kendini nefsi emmarede zirvede görüyor. Ve sonra diyorsun ki bak arkadaşım sen biraz nefsi emmare üzerinden bak. Ya ne nefsi emmaresi kardeşim diyor. ben diyor iyi davrandım, destek oldum, yardım etmesen iyiydim o zaman diyor. Bundan sonra etmeyeceğim diyor o zaman. Bakın nefsi emmarenin bu tür uydurmaları vardır. Ben de bundan sonra yardım etmeyeceğim. Ben de bundan sonra sert davranacağım. Ben de bundan sonra soğuk davranacağım. Ben de bundan sonra kendimi düşüneceğim. İşte niye bizim bir peygambere, bir bu noktada fıtratında olan insanlara ihtiyacımız var. Bakın böyle onları tırnak içinde böyle kör kütük dinleyelim diye değil. İşte peygamber bize diyecek ki böyle davran ve işte bir tırnak içinde kamil bir mürşit olacak böyle davran diyeceğiz. Biz de tamamen öyle davranacağız. Hayır. O sana fıtratla nefsi emmare farkını gösteriyor aslında. Aynen tutuyor. Evet. Yani diyor ki bak senin fıtratın bu ama sen şuradasın ve kendini bunların üzerinden
algılıyorsun. Hani hep ben söylerim, nefsi emmarenin en büyük tuzaklarından birisi beni anlamıyorsun tuzağıdır. Çünkü kendisinin onaylanmasını ister. Kendisine sen haklısın abiciğim, doğru, bak sen hiç ona yanlış yapmadın. Şimdi mesela Hazreti Yusuf örneği üzerinden verelim ki daha nesnel olsun. Yani şimdi Hazreti Yusuf dese ki, ya ben onlara ne yaptım ki böyle yapıyorlar, ben onlara o kadar kardeşlik yaptım falan filan, böyle anlatıp üzülse, kendini böyle kahretse ve sonra dese ki haksız mıyım, diyeceğiz ki ona haksızsın. Beni anlamıyorsunuz desin, ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bak, konu seni anlamak değil, biz seni anlıyoruz ama sen yanlış bir yerden bakıyorsun. Halbuki bizim ona, ya seni anlıyorum, haklısın dememiz, onun varlığına haksızlıktır, onun fıtratına haksızlıktır. Yani başkasının kardeşin bile olsa yaptığı yanlışlıktan dolayı sen niye kendine kahrediyorsun, niye bu kadar üzgün, mutsuz, ümitsiz ve karamsar oluyorsun ki? Çünkü nefsi emmare diyor ki, benim onlarla muamelem ile onların bana muamelesini karşılaştırdığımda burada büyük bir haksızlık var. Buraya kadar doğru. Bakın, nefsi emmare bazen çok doğru bir yerden başlar. O yüzden buraya dikkat edeceksiniz. Nefsi emmarenin her dediği yanlıştır değil. Dikkat edeceksiniz. Nerede sizin ayağınızı kaydırıyor? Anlatabildim. Buraya kadar doğru. Evet, benim onunla muamelem, onlarla muamelem, onların benimle muamelesini karşılaştırdığım zaman onların yaptığı büyük yanlış. Yusuf'un, kardeşlerin Yusuf'a yaptığı büyük yanlış. Buraya kadar doğru. Ben bunu hak ettim mi? Bu da çok dikkat etmeniz gereken bir cümle. Ben bunu hak ettim mi? Hak etmedin. Buraya kadar problem yok. Burada problem var. Diyor ki peki hak etmediysen niye yaptılar? İşte bu senin ayağının kayacağı nokta. Hak etmediysek en azından karşı tarafa bir tavır almamız, hani birazcık böyle salakça oluyor. Hani bir yanan, öbür yanan da sen çeviriyor. Hayır, onu kastetmiyoruz. Dikkat et bak. Zihin, mesela nefsi emmare nereye gitti? Dedik ya bak, İsmail hocanın söylediği bu sözler var ya, şuraya gidiyor. Biri ensene vursun, birisi bir şey yapsın. Dikkat et oraya. Bak, böyle bir şey demedik. Değil mi? Şu ana kadar dedik mi? Demedik. Sana nefsaniyetiyle düşmanlık eden, zarar veren birine gel bir de boynumu vur demene gerek yok. Ama onların yaptığı yanlışlıktan dolayı kendini kötü hissetmene, kendini aşırı mağdur hissetmene, mesela diyelim ki ben desem ki en büyük kötülüğü görsem bile, hatta diyelim ki bir en yakınım bana kötülük yaptı ve diyelim ki bir saat sonra da öleceğim, yani beni yaraladı, öleceğim. Desem ki beni mahvetti, beni bitirdi desem cahillik sergilemiş oldum. Bu nefsi emmaredir. Beni bitiremez, beni yok edemez ki. Benim dünya hayatımdaki kullandığım bedene dair bir eylemde bulunmuş olur. Bunu sakince değerlendiririm. Ha, atıyorum o anda diye bir telefon edip, ya kardeşim bak işte ne, polis 112 mi dersin ki, ya bak beni bu vurdu, ben de ölüyorum. Bunun adaletini sağlamaya çalışın diyebilirsin. Bakın bu ayrı bunlar. Bunları hani yok ya bir şey deme falan, bunu kastetmiyoruz. Hakkımızı savunabiliriz ama sakin bir biçimde, doğal bir biçimde, böyle hakkımızı elde etmeye çalışırız ama elde edemediğimizde de bunu bir problem olarak görmeyiz. Gören nefse emmaredir. Bak Hazreti Yusuf'a anlattı kendini, o Züleyha'ya karşı durumu anlattı. Hakemler baktılar, gömleği arkadan yırtılmış ama karar veren mekanizma ne dedi? Şimdi Yusuf'u temize çıkarıp, ki temiz, yani Yusuf iffetli ve masum, kadını suçlasa
hapishaneden başka bana gidecek bir yolda zaten tanımıyorsunuz. Ama ne yaptı? Bundan dolayı kendini kötü hissetmedi. Hayatımı bitirdiler demedi. İşte ne biçim bir dünyada yaşıyoruz demedi. Anlatabildim mi? Nefse emmare orada bir tuzak olarak işliyor. O yüzden nefsi emmareyi keşfetmek bile, onu anlamak bile çok büyük bir farkındalıktır. İşte bizim, o en baştaki konumuza dönüyoruz. Bizim aslında birçok şeyi dinlediğimiz, okuduğumuz, birçok şeyi unutmamıza sebep olan şey nedir? O nefsi emmarenin hakimiyetidir. O kadar hakim ki, sen gelip burada bir saat sohbet dinliyorsun veya bir kitap okuyorsun veya peygamberin hayatından bir şey okuyorsun, nefsi emmare diyor ki, çok çok uyanık, diyor ki o peygamberdi diyor. Hiç bir problem oluşmadan peygamberin hayatını 40 sene okusan bu nefsi emmareyle bir adım ilerleyemezsin. Neden? Ya peygamber ne kadar mükemmelmiş ama o peygamber deyip devam edersin. Biz onun gibi olamayız. Biz onun gibi olamayız dersin. O peygamberdi dersin. 40 yıl evliya hikayesi dinlersin ama evliya bir tarafta sen başka bir taraftasındır. Ama onları da çok seviyorsundur. Neden? Çünkü nefs-i emmare seni onlardan yalıtmak için çok mükemmel bir bariyer koymuş araya. Hani iki denizi salıvermişiz, birbirlerine hiç karışmıyorlar. Anlatabildim mi? Hiç birbirine karışmazlar. Hatta işte biz evliya mıyız falan. Yok, eşkıya mısın? Ne olmak istiyorsun o zaman? Allah diyor, müminler Allah'ın velileridir diyor. Ama bak öyle bir uyanık o nefse emmare ki, evliya hikayelerini dinler, itiraz etmez. Hani şeyi varsa, saygısı var, asla itiraz etmez. Çok büyük hürmet eder. Ama peki onlar gibi olmak istemez misin? Yok, üstü kalsın abi, sağ ol, teşekkür ederim. Neden? Çünkü nefse emmarenin işine gelmiyor ki. Olamazsın diyorlar. O nefse... Hayır, olamazsından başka bir şey daha var. Olmak istemiyor zaten. Anladın mı? Olmak istemiyor. Neden? Ya işte böyle onların dünyası tatsız tuzsuz. İşte ben böyle mi yaşayacağım? Kusura bakma, ben evliya değilim. Gibi bir takos koyuyor önüne. Ama bunu çok uyanıkça koyuyor. Hani hiç amacını hissettirmiyor. Ve sen de o zokayı yutuyorsun. Halbuki Kur'an'da o kadar ayet var, diyor ki peygamberde sizin için örnekler vardır diyor. Peygamber sizi arındıran, temizleyen, kitabı ve hikmeti öğretendir diyor. Sizin için güzel örnekler vardır diyor onda. Peki nerede bunlar? Ya işte evet doğru söylüyorsun ama diyor, nefsi emmare diyor ki buradan hızlıca bir U dönüşü yap. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Güzel bir sohbetti, çok memnun olduk falan diye. Tam böyle U dönüşü yaparsın. Hiç de hissetmezsin bunu. Ne güzel dinledin, takdir ettin. Adama da dedin ki çok teşekkür ederiz, çok güzel bir ilminiz var, çok güzel anlatıyorsunuz. Orayı da yıkadın, yağladın, parlattın. Nefse emmare, ya şimdi bizim biraz işimiz var deyip oradan kendi hikayesine devam eder. O yüzden çok uyanıktır nefse emmare. Siz daha uyanık olduğunuz zaman, işte uyanık insan odur. O nefse emmaresine karşı uyanık olan uyanıktır. Yoksa nefse emmaresine mağlup olup bir de o nefse emmaresiyle başkalarına karşı uyanıklık yapan uyanık demek değildir. O önce nefse emmaresinden zokayı yutmuş, onun tarafından uyutulmuş, sonra güya o nefse emmareyle başkalarına karşı uyanıklık yapmaya çalışıyor. Bu uyanıklık değildir. O kendini aldatmanın
ve kendini aldatma üzerinden bir de başkalarını da aldatmanın bir sürecidir. Ama umut var tabii. Devamlıya geçebilir. Oradan da daha üstte, daha üstte. Tabii ki. İşte yolculuk o nefsi emmareden tırnak içinde biraz şüphe etmek. Ya bana sürekli bir şey anlatıyor. Mesela en güzel şeyi bile ben bazen böyle görüştüğüm insanlar vardı. Mesela en güzel şeyi anlatırsın, yol gösterirsin falan. Sonra bir bakarsın tak ne diyor? Ya benden bir şey olmaz ya. Siz beni bırakın, benimle uğraşmayın ya. Benden bir halt olmaz. Şimdi tırnak içinde hani size diyecek bir şey de bırakmıyor gibi oluyor. Yani size muhalefet etmiyor, karşı durmuyor. Ama kendini gömerek şey yapıyor. Ve buna o nefsi emmare seni inandırıyor ve sen de bunu onaylıyorsun. Evet diyorsun, benden adam olmaz. Ben bu kadar kötülükler yaptım veya şu yanlışlıkları yaptım. Veya işte bana bunu defalarca söylediler ama bir türlü kendimi düzeltemedim. Benden bir şey olmaz herhalde ya. Bakın bu da çok tatlı bir aldatma mesela. Veya işte çok denedim ama bir türlü değişemedim. Bir türlü olmadı. Peki ne yapayım? Bir türlü olmadıysa vaz mı geçeyim? Niye vazgeçeyim ki diyemiyorsun orada eğer dikkat etmezsen. 10 yıl mı mücadele ettin diyelim. Ölünceye kadar mücadele et. Değil mi? Hani mesela bazı hastalıklar vardır biyolojik. Mesela şey olur böyle. Denir ki bak bu virüs veya bu hastalık şeyi, sebebi olan şey senin vücudundan hiçbir zaman tam olarak çıkmayacak. Ama sen immün sistemini sağlıklı tutarsan, eğer sen savunma reflekslerini canlı tutarsan, iyi beslenirsen, şuna şuna dikkat edersen, o seni etkilemez. O öyle kalır. Mesela bazı sarılık mikropları böyledir. Vücudunda vardır ama seni etkilemez. Ne zaman etkiler? İmmün sistemin zayıfladığında. O yüzden nefsi emmare ile ilgili bilincimizi asla ve asla kaybetmemeliyiz. Hiçbir zaman ona kendimizi teslim etmemeliyiz. İsterse 10 sene bir şeye yenildik. Hani bir komünist zannediyorum, solcu bir tiyatro yazarı var, Bertolt Brecht diye. Hani yenildin diyor, tekrar yenildin diyor, bir daha yenil, şimdi daha güzel yenil diyor. Ve sonra yeneceksin inşallah. İnşallah demek diyor. Yani yenilebilirsin kardeşim, defalarca yenilebilirsin. Ne kadar yenilirsen yenil, aslında ne demek istiyor? Asla yenilgiyi kabul etme. Çünkü o yenilgiyi kabul edeceğin bir durum değil yani. Ben nefse emmareye karşı hiçbir şey yapamam. Hayır, böyle bir şey yok. Fıtratın tam tersi, yani şöyle söyleyeyim. Fıtrata uymayan her şey benliktir diyebilir miyiz? Ya da bu ters taraftan. Tabii doğal olarak öyledir. O zaman yani basit formül kalıyor. Yani o benlikleri yok etmenin nedeni ilk önce tespit etmek, fıtratıma aykırı diye bunu tespit edip o benim benliğim, bunu yapmayayım. Bunu düşünebilir. Evet. Hayır hizmet ediyorsa, fıtrattan şerre hizmet ediyorsa egodan mı oluyor? Tabii de işte o hayrı ve şerri ayırt edebilecek fıtrat bilinci de gerekiyor. Hani dolayısıyla asla ve asla nefsi emmareye teslim olmamak gerekiyor. Yani o yüzden hani dinde şu söylenir. Hani yanlış günah olduğunu bil, yapsan da bu seni yolda tutar. Neden?
Çünkü bir tarafın diyor ki bu yanlış. Ama yapıyorsun. Tamam. Orada nefse emmarene mağlup oluyorsun. Ama doğrudur, yanlışa doğru dersen orada kategorik olarak bir problem var. Yani diyelim ki işte ben öfkeliyim. Bazen insanları kırıyorum. Tamam bak bu fıtri değil. Bunu kabul ediyorsun. Evet ediyorum. Ama bir türlü engel olamıyorum. Tamam. Bunun üzerinde devam et. Yani bunu yenmeye çalışma konusunda devam et. Yoksa yanlışı yapmaya devam et değil. Mücadele et. Belki hiçbir zaman kazanamıyorsun gibi gelecek ama asla yanlışı onaylama. Ve hiçbir zaman mücadele etmekten de vazgeçme. Çünkü bazen nefse emmarede şu vardır. Ya yaptığım yanlış ama diyor. Bir taraftan da devam ediyor ama şey olarak devam ediyor değil. Yani bu yanlış, bundan vazgeçmeye çalışıyorum tarzında bir durum değil. Yani aslında vazgeçmek istemiyorum diyor aslında. Anlatabildim. Yani tamam yanlış ama ben vazgeçmek de istemiyorum. Yanlış olsun. Hani benim de bu günahım olsun ya diyor mesela. Yani benim de bu günahım olsun. Milletin neyi var? Ha. Yani şimdi bu nedir? Bu nefse emmarenin tuzağıdır. Ne demek ya benim de bu günahım olsun yani. Ama bakın ne kadar uyanıkça şeyleri var değil mi? O yüzden sakin ve dikkatli olun. Asla korkuya kapılmayın. Çünkü bakın nefsi emmarenin bir tuzağı da korkudur. İşte ya ben düzelemeyeceğim, işte olgunlaşamayacağım. Ya bu şey bu yaşa gelmişim, bunlar o kadar bende güçlü ki bunları değiştirmek çok zor gibi size böyle yumuşak tatlı bir yerden gelebilir. Asla bunları onaylamayın. Bilinçli olarak onaylamayın ama. Mesela bakın ne diyoruz geleneğimizde? Son nefesine kadar tövbe kapısı açıktır. Bu ne demektir? Değişebilirsin. Çünkü tövbe günah işlememiş gibi kılar insanı. O yüzden nefsi emmarene velev ki onu alt edemiyorsun, ona inanma. O yüzden yine bizim geleneğimizde denir ki hatanı savunmak hata yapmaktan daha büyük bir hatadır. Neden? Çünkü hatanı savunuyorsun. Ne demek? Onaylıyorsun onu veya diyorsun ki hatamı haklıyım. Olmaz böyle. Bu sefer bir dolanıp tekrar onu doğru bulmuş oluyorsun. Yani lafta hatalıyım diyorsun ama yapacağım diyorsun. Haklıyım diyorsun. Kendine bir yerden bir malzeme bulup tekrar onu onaylama tuzağına düşüyorsun. Ama dikkat edin bakın bütün bunları yaparken aslında asıl en temelde kime haksızlık yapıyoruz? Kendimize yapıyoruz. İşte o yüzden İslam geleneğinde en başta ne denir Adem'e? Daha doğrusu Adem'in ağzından bize ne uyarısı verilir? Ben nefsime zulmettim. Yoksa ya işte Allah'a karşı büyük haksızlık ettim, şunu yaptım işte. Bak bunu bırak yani. Allah zaten senin şu anki halini biliyor. Yani burada kendini Allah'a beğendirme kaygısına da düşme. Veya işte ya ben bu hatayı işledim, bu günahı işledim. İşte Allah'ın yüzüne nasıl bakacağım veya işte nasıl Allah beni sevecek veya Allah ne der? Bu kaygıları bırak. Bunlar da nefsi emmarenin bazen tuzağı olarak işliyor. Yani seni nefsi emmare üzerinde çalışmaktan alıkoyuyor. İşte Allah beni affeder mi? Bazı insanlar görürüm sürekli bunu sor. Allah beni affeder mi? Ya sen nefsi emmaren üzerinde çalış. Çalışınca zaten doğal olarak tövbe edeceksin. Zaten doğal olarak affedileceksin yani. Allah beni affeder mi diye sürekli şey yapmana gerek yok ki.
O yüzden nereye dikkat ediyoruz? Bu noktaya. Yani benim çok özdeşleştiğim, içinde bir kalıp haline gelmiş ama bana ayak bağı olan, beni sürekli bir kısır döngü içinde dönüp durmaya götüren şey nedir? Bunu fark etmeliyim. Bunu fark ettiğimde o zaman o kalıbın kendim olmadı. Yani içimde bir şey, sen beceriksizsin Tekin, sen bak göreceksin yapamayacaksın. Böyle bir şey diyebilir içerideki o. İçeride bir ses, bir düşünce, bir duygu böyle diyebilir sana. Ya kendimden hiç ümidim yok. Ya böyle bir duruyorsun, ya kendimden hiç ümidim yok. Bu sanki sana içeriden geliyor. Sanki sen söylüyorsun böyle, kendimden hiç ümidim yok. Ama bu bir nefsi emmare. Değil mi? Bunu göremezsen ne olur? Bir anda seni o ümitsizlik çukuruna düşürüverir. Niçin ümitsizlik bir büyük günah veyahut da ne diyelim, hani ancak Allah'ı unuttuğunda ümitsiz olabilirsin. Neden biliyor musunuz? Bakın, mesela benim kendimden ümidim yok. Ben böyle diyenlere şunu hatırlıyorum. Allah'tan da mı diyorum ümidim yok? Yani kendimden ümidim olmayabilir. Tabii o nefsi emmareden ne ümidim olacak? Ama Allah'tan ümidim var. Hocam Yusuf suresinde Allah'tan ümidini ancak kafirler keser diye başlı başına ayet var. Evet. İşte o aslında oradaki küfür ne? Nefsi emmare senin fıtratına karşı seni körletiyor. Yani sen onu örtüyorsun. Orada küfür kavramını örtmek olarak tanımlarsak nefsi emmare senin fıtratına karşı örtüyor. Dolayısıyla sen o fıtratındaki doğal imkanın olmadığını zannediyorsun. Böyle bir şey yok gibi zannediyorsun. İki, Allah'ın sana her an yardım ettiğini ve edeceğini örtüyorsun. Neyle kalıyorsun? Ümitsiz bir nefsi emmareyle kalıyorsun. O da en son diyor ki gel bana sen, gene sen bana gel. Senin en iyi dostun benim diyor. Seni oradan uyutuyor bu sefer. Evet, teşekkür ederim. Ben de bu. Şunu mu çalmışım? İşte, neyse. Abi şuna basacakmışız ya. Kaydettim mi hocam? Nereden kaydediyorum şimdi? Bu çıkarken. Sen bunu bir kapat. Evet, evet. Ses kaydını. Sen de bir şey istemiyorum. Gönderdi abi. Ülke anına atarsın. Var mı sende ülkenin telefonu? Bir. Evet. Gidiyor musunuz? Tamam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.